Evet. Ne yapıyorsun? Akşam yemeğini hazırlıyorum. Ne pişiriyorsun? Pırasa, pirinç pilavı, bir de mevsim salatası. İyi iyi. Ben yemeğe gelemeyeceğim. Siz ikiniz yiyin. Mete okuldan geldi değil mi? Geldi. Ne yapıyor? Televizyon izletmiyorsun inşallah. Hayır, odasında ders çalışıyor. Tamam. Yiyin yemeğinizi, erkenden yatın. Beni beklemeyin. Haluk. Efendim? Geç mi geleceksin? Evet dedim ya. Yarın buraya büyük bir grup gelecek. Doğum günü partisi olacakmış. Hazırlıkları bugünden bitirip kontrolünü yapmam lazım. Sonra müşterilere mahcup olmayayım. Anladım. Hadi afiyet olsun. Sağ ol. Anne, her gün pizza yesek olmaz mı? Olmaz Mete. Bak çok dikkatli ol. Sakın babanın yanında ağzından bir şey kaçırma, tamam mı? Tamam ama şimdi canım istediği kadar pizza yiyebilir miyim? Ye yavrum ye. Zaten bir daha anca seneye yersin. Hoş geldin babacığım. Elini yüzünü yıkayıp dişlerini fırçala. Sonra da doğru yatağa. Haluk saat daha 9. Seninle sonra konuşacağız Suna. Dediğimi yap. Nedir bu hal? Paçoz ev kadınlar gibi pijamalarla dolaşıyorsun evin içinde. Demek pilav, pırasa, bir de mevsim salatası öyle mi? Hani nerede onlar? Ben seninle konuşurken yüzüme bak. Nerede diyorum? Cehennemin dibinde. Git de al. Sen kim oluyorsun da bana bağırıyorsun ha? Bir gece yemeğe gelmiyorum dedim, hemen arkamdan iş çevirmişsin. Çocuğu da kendine benzettin. Yeter artık bu saçmalık ya. Böyle süs bebeği gibi yaşayamam daha fazla. Kendi evimde istediğim şeyi yiyemeyecek miyim? İstediğim gibi giyinemeyecek miyim? Burası benim evim. Benim evimde insan gibi yenilir, insan gibi gezilir. Yıllar geçti, seni eğitemedim. Ama olacak Suna. Haluk Bey'in eşi Suna hanımefendi olacaksın. Haluk, dayanamıyorum artık. Sen kendine eş değil, köle istiyorsun. Ama benim artık o köleye oynayacak gücüm kalmadı. Şu ettiğin laflara bak. Şu kılığınla gündelikçe ev kadınlarından ne farkın var? Allah'ım sen bana sabır ver. Gerekirse kafana vura vura öğretirim Suna. Ama öğretirim. Kadın olup bakımlı bir şekilde gezecek, yemeğini de yapacaksın. Öyle pizza gibi kıytırık yemekleri sen de yemeyeceksin, oğluma da yedirtmeyeceksin, anladın mı? Bir gece ya, bir gece sana kölelik yapmadan yaşamak istiyorum. Bu giydiğin şey ne? İşkence bu. Cevap ver, nedir bu? Yemin ederim işkence, başka bir şey değil. Mete, Mete çabuk buraya gel. Annenin yanına otur. Annene değil, bana bakacaksın. Bu üzerinize giydiğiniz şeyin adı ne? Çabuk cevap ver. Pijama baba. Baba değil, babacı. Peki pijama nerede giyilir? Bekleme, cevap ver. Yeter artık. Yatakta babacığım. O zaman söyle bakayım. Neden salonun ortasında pijamayla duruyorsunuz? Madem pijama giydiniz, o zaman yatağa gireceksiniz. Kaybol gözümün önünden. Sen ne duruyorsun? Hadi geç saçlarını tara. Bak ne güzel görünüyorsun böyle. Tam bir hanımefendi gibi. Bir de suratını asmasan. Şimdi kızıyorsun ama zamanla kayınvalide olup da oğlunu elin kızına emanet edince beni anlarsın.
O zaman iyi ki bana nasıl hanımefendi olunacağını anlatmış Haluk dersin. Hadi yatalım artık. Yarın sen de pastanede yardım edeceksin bana. Çok önemli konuklarım var. Haluk Bey, çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Her zamanki gibi her şey şahaneydi. Sizleri memnun edebildiysem ben daha çok memnun olurum. Teşekkür lüzum yok efendim. Yok yok, teşekkür şart. Ben İstanbul'un her yerini avucumun içi gibi bilirim. Daha böyle bir nezaketle, böyle bir izzet ikramla karşılaşmamıştım. Teveccühünüz efendim, eksik olmayın. Hanımefendi işiniz mi? Evet efendim. Tanıştığıma çok memnun oldum hanımefendi. Doğrusu sizinle tanışmayı dört gözle bekliyordum. Öyle mi? Geçen gelişimde bu tabloyu çok beğenmiştim. Garsonlardan biri Haluk Bey'in eşi yaptı demişti. Gerçekten tebrik ederim. Müthiş bir yeteneğiniz var sizin. Neyse, çıkmam lazım. Tekrar teşekkürler. İyi günler. Çok mutlusun bakıyorum. Yo, ne alakası var? Yok yok. Yeni gelin gibi sırıtıp duruyorsun bakıyorum. Çok mu hoşuna gitti o adamın sözleri? Ne diyorsun Allah aşkına? Adamın elini tuttun bırakmadın ama. Adam resmimi beğendi, ben de teşekkür ettim. Ne var bunda? Ben de beğenmiştim resmini. Bana niye öyle gülmedin? Delirmişsin sen. Gerçekten delirmişsin. Kendi karına ne dediğinin farkında mısın sen? Gözümün önünden gitmiyor ya. Gözümü kapatıyorum, önümde adamla karımın elleri. Haluk, ne diyorsun? Ne olur saçmalama. Çık dışarı. Haluk, saçmalama. Çık diyorum dışarı. Görmüyor musun? Burası ıssız bir yer. Çık dışarı. Çık. Allah aşkına çık Haluk dışarı. Saçmalama. Anladın mı? Çok kıskanıyorum. Sen benim karımsın. Başkası sana yan gözle bakamaz. Kimse seni beğenemez. Hiçbir şeyini beğenemez. İyi akşamlar Haluk Bey. İyi akşamlar. İyi akşamlar Haluk Bey. Aa, Suna ne oldu? Bir şey yok ya. Arabadan inerken yere düştü. Aa, nasıl yani? İşte görünmez kaza. Yerler kaygan. Dikkat edin siz de. Çok geçmiş olsun ya. Doktora falan. Sağ ol Nihal, iyiyim ben. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yine dövmüş kadıncağızı. Emin misin? Nasıl kaçar gibi gitti, görmedin mi? Şerefsiz. Çok güzel. Renk seçimi güzel olmuş. Aynen böyle devam et. Peki hocam. Bravo. Gerçekten çok güzel. Sizin içinizde bir ressam yaşıyormuşsun hanım. Bence siz bu işin peşini bırakmayın. Nasıl yani, ne yapayım ki? Yani kursla falan uğraşmayın. Güzel Sanatlar Fakültesi'ne gidin. Diplomanızı alın. Ne bileyim, belki sonra resim öğretmeni olursunuz. Sahiden mi, yapabilir miyim? E tabii yaparsınız, neden olmasın ki? Dediklerinizi yapmayı o kadar çok isterdim ki. Yapın o zaman. Benim ablam 46 yaşındayken üniversiteye girdi. Şimdi kendi kızıyla birlikte okuyor. Ne güzel. Bence siz bu söylediklerimi bir düşünün. Çok güzel. Nereden geliyorsun?
Ben çarşıya çıkmıştım. Kaban falan almam lazımdı da. Hani aldıkların? Beğenemedim bir şeyi. 3 defa aradım seni. Neden açmıyorsun? Kalabalıktan işte. Duymamışım. Kulaklık tak o zaman. Meraklandım, eve geldim. Senin düşüncesizliğin yüzünden ben zaman kaybediyorum. Affedersin Haluk. Bir daha olmaz. Neyse, yürü hadi. İnşallah çıkmadan yemek yapmışsındır. Suna Hanım. Merhaba. Burada mı oturuyorsunuz yoksa? Ne güzel tesadüf. Bugün size bahsettiğim ablam da bir alt sokakta oturuyor. İsterseniz yarın tanıştırayım sizi. Ya ben konuşmanızı böldüm sanırım. Kusura bakmayın. Siz kim oluyorsunuz? Ben Suna Hanım'ın... Suna Hanım benim eşim olur. Farkında mısınız? Öyle mi? Memnun oldum. Ben eşinizin halk eğitim kursundaki resim öğretmeniyim. Yürü. Allah Allah. Yürü. Yapma Haluk, ne olursun. Kimdi o adam? Dedi ya öğretmen. Yemin ederim öğretmen. Yemin ederim, başka ne olsun? Bana yalan söyledin. O kadar ikaz ettim seni. Yine de arkamdan iş çevirdin. Kursa gittim ben. Halk eğitimin kursuna. Bırak beni ne olur. Başka bir söyledim sana. Bana yalan söyleme. Bir daha bana yalan söylemeyeceksin. Anne! 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 Bırak annemi. Mete! Oğlum! Anne! Suna! Anne! Anneciğim! Mete, yürü Suna, bize gidiyoruz. Yürü dedim Suna. Bir dakika daha duramazsın bu adamın yanında. Bırak. Yapma baba. Haluk, ne biçim adamsın sen? Çocukların önünde utanmıyor musun? Utanman yok mu? Sen utanmıyor musun başkasının kapısını dinlemeye? Ne dinlemesi be? Ne dinlemesi? Sesiniz daha dışarı geliyor. Çekil git kapımdan, yoksa ihbar ederim seni. Yazıklar olsun senin gibi adama. Göreceksin sen. Sana babanın evinde görmediğin zenginliği verdim. Ama yetinmiyorsun. Ruhun aç senin. Görgüsüzsün çünkü. Madem başka bir hayat yaşamak istiyorsun, hemen bugün git. Ben bırakırım seni babanın evine. Ama Mete burada kalacak. İstiyor musun? Hayır. O zaman bu evin kurallarına uyacaksın. Tamirci Hilmi'nin kızı gibi değil, benim karım gibi davranacaksın. Tamam, sus artık. Aa, canım yanıyor. Benim de canım yanıyor. Bana yalan söyledin. Beni aldattın yani. Ben seni aldatmadım. Bu aldatmak değil mi? Değil işte. Sadece resim yapmak istedim ben. Yemin ederim başka bir şey değil. Başlarım şimdi senin resmine. Elin adamları gündüz vakti peşinde koşuyor. Konu komşu herkes gördü. Hala resim diyorsun. Senin hayallerin yok muydu Haluk? O pastaneyi niye açtığını unuttun mu? Senin hayalin burada, bu evde. Resimse al sana kocaman tuval. Evini güzelleştir. Çocuğunla ilgilen. Evet. Ne güzel ama. Tıpkı tablo. Hapis gibi bir ev hayatı. Canı sıkıldıkça döven bir koca. Seni bir kez bile nedensiz dövmedim. Hepsi adam ol diye. Lanet olsun size be. Babam hata yapmayayım diye döverdi. Sen de adam ol diye dövüyorsun. Şimdi gidip Mete'ye bakacağım. Ben dönene kadar bunların hepsini temizlemiş ol. %55'e ihbar bırakan siz miydiniz? Evet, ben aradım. Hemen geldiğiniz için teşekkür ederim. Buyurun, çıkalım isterseniz. Çıkalım. Buyurun. Söylediğim gibi memur bey, eşimle şakalaşıyorduk. Sık sık yaparız böyle şeyler. Eşim de çığlık atınca... Hanımefendi öyle anlatmıyor. Bu gece karınızı çocukların önünde saçından tutup sürüklemişsiniz. Sadece bugün değil memur bey. Ayda 2-3 kere aynı şeyi yapıyor. Çok fena dövüyor karısını. Memur bey, beni istediğiniz insana sorabilirsiniz. Ben eşime el kaldıracak bir adam değilim. Hatta buyurun kendisine sorun. Korkuyor memur bey. Bal gibi korkutmuş kadıncağızı. Bu bir değil, iki değil. Söylesene Suna, anlatsana.
Hayır, herhalde bir yanlış anlaşılma olmuş memur bey. Kusura bakmayın. Buraya kadar geldiniz madem, buyurun bir çayımızı için. Çok ayıp oldu size. Sunu Hanım resim konusunda çok yetenekliydi. Fakat aniden kursu bıraktı. Sonra kocasından şiddet gördüğünü öğrendik. Halk eğitimde öğretmenlik yapmadan evvel ve daha öncesinde sosyal hizmetlerde çalışırken şiddet gören kadınlara nasıl yardım edileceğini çok iyi öğrenmiştim. Böyle durumlarda şiddet gören kadının bizzat kendisinin ihbarda bulunmasına bile gerek yok artık. Bir arkadaşı, komşusu veya ailesinden bir yakını bile ala 183 acil yardım hattını ararsa hemen o ihbar değerlendirilir. Yeter ki kadın korkusuna yenilip de ihbarda geçen bilgiyi inkar etmesin. Kim o? Benim. Suna, açmayacak mısın kapıyı? Açamam Nihal. Kapıyı üstüme kilitleyip gitti. Ne? Neden çekiyorsun bu adamı Suna? Ara babanı, gelip alsın seni. Kimsenin gelip beni alacağı yok Nihal. Babama ben gitsem kendi eliyle geri getirir. Böyle yaşanmaz Suna. Kendini kurtarman lazım. Çarem yok Nihal. Param yok, işim yok. Hadi ben katlanırım ama ya çocuğum ne olacak? Böyle yaşamaya mecburum ben. Saçmalama Suna. Hiçbir şeye mecbur değilsin. Sana yardım edecek biri var. Bir sürü insan var aslında. Resim öğretmenini biliyorsun. Daha önce sosyal hizmetlerde çalışmış. Sana yardım edecekmiş. Numarasını verdi. Mutlaka arasın dedi. Yaz bir yere, tamam mı? Tamam mı Suna? Tamam. 0532 727 el... Yine mi kapımı dinliyorsun? Senden bize huzur yok mu? Kadını eve kapattın öyle mi? Bu kadar eziksin demek ki. Yazık be. Çok yazık sana. Bu sefer ben çağıracağım polisleri. Ama boş göndermeyeceğim, haberin olsun. Karımın peşini bırakacaksın. Bana bak. Hiç akıllanmayacaksın değil mi Suna? Bana öyle aptal aptal bakma. Sabahtan beri kapının önünde o karıyla konuşuyorsun, duydum. Şimdi de bana hiçbir şeyden haberi yokmuş da yemek yapıyormuş, numarası çekiyorsun. Hayır, hayır öyle değil. Bunlar ne o zaman? Kalk ya yalancı. Suna. Suna. Suna uyan. Karım iyi mi hemşire hanım? Evet, şimdi iyi. Tansiyonu düşmüş, bayılmış. Başka bir şey yok değil mi? İnşallah yoktur beyefendi. Yürüyebilecek misiniz? Geçmiş olsun. Korkma, kimseye bir şey demedim. Utanıyorum artık. Ne bakıyorsun Haluk? Eserine mi bakıyorsun? Öyle değil mi Allah aşkına? Mahvettin beni Haluk, bitirdin beni. Yemin ederim Mete olmasaydı öldürürdüm kendimi. Katilim de bu adamdır derdim senin için. Geçti, bitti hepsi. Utanıyorum. Çok utanıyorum. Gerçekten bitti Suna. Sen düşüp bayıldın ya. Suna dediğimde ses vermedin ya. Çok korktum. Bir daha ölürüm de sana elimi sürmem. Sen hastasın Haluk. Sana inanmıyorum. Tamam. Sen yine inanma bana. Ama bir kerecik şans ver. Kötü adam da olsam bir kerecik şansı hak ediyorum. Sen yatıp dinlen. İstersen duş al. Ben gidip Mete'yi okuldan alayım. Sonra hep birlikte dışarı çıkıp yemek yeriz, pizza yeriz, olmaz mı? Yeter ama Mete. Görmemiş gibi davranma. Peki babacığım. Ne kadar istiyorsan o kadar ye yavrucuğum. Her zaman yemiyorsun.
Yeter artık Mete. Adam gibi yiyeceksen ye şunu. Yoksa kalk masadan. Ne yapıyorsun sen? İnsanlar bize bakıyor. Adam gibi yesin. Sinirlerimi zıplatmasın benim. Hastasın sen Haluk, hastasın. Gel oğlum, gidiyoruz. Nereye gidiyorsunuz? Bugüne dek beni korkuttun, ezdin. Şimdi de hıncını çocuktan mı çıkaracaksın? Oğlumu sana daha fazla ezdiremem Haluk. Nereye gidiyorsunuz? Eve gidiyoruz. Nereye sandın? Orası bizim de evimiz. Kavacık tarafına. Tamam abla. Alo, ben Suna. Suna Değirmenci. Bana yardım eder misiniz? Kapattık abi. Açamaz mısınız? Çok mu acildi? Hayat memat meselesi kardeşim. Ne olursun aç. Beş dakika bekleyin burada, olur tamam mu? Abla. Hemen geliriz. Nereye gidiyoruz anne? Bir arkadaşımın yanına canım. Babam kızmaz mı? Babandan korkmaman için gidiyoruz. Geri dönmeyecek miyiz? Belki döneriz, bilmiyorum. Ama şimdi acele etmemiz lazım, tamam mı bir tanem? Okul kitaplarımı da yanıma alabilir miyim anne? Al yavrum, al. Ama çabuk ol, tamam mı? Tamam. Hadi. Hadi anne. Anne taksi gitmiş. Biliyorum canım, biliyorum. Hadi hadi, ne olursun. Hadi. Anne babam geldi. Nereye gidiyordunuz? Mete, babacığını bırakıp gidiyor muydun? Geri dönecektik baba, yani babacığım. Annemin bir arkadaşına gidiyorduk ama hemen dönecektik. Demek annenin arkadaşına gidiyordunuz. Kimmiş peki bu arkadaş? Haluk, ne olur burada yapma, ne olur. Bir şey yaptığım yok canım. Hadi eve çıkalım. Size hediyeler aldım. Yaşasın, hem de son model. Babanı öptükten sonra odana gidip oynayabilirsin. Hadi sen de açsana hediyeni. Alsana canım. Tuvalini de yarın alacağım. Beğendin mi? Thank you.
Kim bu? Bilmiyorum. Aç konuş hadi. Ya aç dedim Suna. Aç konuş kim arıyorsa. Suna Hanım. Efendim? Ben sözleştiğimiz yerde bekliyorum. Siz geç kalınca merak ettim. İyi misiniz? Suna Hanım. Sen kimsin lan? Sen kim oluyorsun da benim karımla sözleşiyorsun? Gebertirim lan ikinizi de. Haluk yapma. Anne. Anne. Baba. Bunu bana nasıl yaparsınız? Geç. Baba yapma. Lan. Bunu bana nasıl yaptınız lan? Bunu bana nasıl yaptınız? Bunu bana nasıl yaptınız? Ben hayatta bir tek şey istedim. İnsanların bana gıpta ederek bakmasını. Herkes beni beyefendi, karımı hanımefendi görsün. Beni parmakla göstersinler istedim. Bana özenip saysınlar istedim. Ne zaman çıkarım diye bir kez bile düşünmedim. Burada öleceğim. Artık Allah'tan tek isteğim ölümü tez versin. Başka bir şey istemem. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.